Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasına ilgi gerçekten çok büyük. Fenerbahçe Galatasaray'ı yaklaşık 4 yıldır ligde mağlup edemiyor. En son mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçe Galatasaray'ı Selçuk'un golüyle 1-0 yenmişti. Evet, bu karşılaşmaya ilgi çok büyük sayın seyirciler. Biz de karşılaşma öncesinde spor yazarlarının görüşleri, karşılaşmanın hakeminin görüşü, daha sonra futbolcuların son hazırlıklarını size bu kısa programımız içinde göstermeye çalışacağız. Sayın Can Bartu, Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesindeyiz. Biz spor yazar olarak bu karşılaşmada size göre hangi taraf galibiyete daha yakın? Şimdi Fener için bir yerde İzzet'in nefis maçı. Bu tip maçları Fenerbahçe umumiyetle kaybetmez. Ama şimdi şu andaki durumlarına bakarsak Galatasaray'ın birer moralsiz olduğu. Fakat futbol oynama yönünden, düşünce yönünden Fener'den daha iyi oldu. Daha neticeye gidecek adamlarının bulunması. Fener'in ise zaten bugüne kadar verdiği performansla fevkalade kötü bir tablo çizdi. Şimdi bu maçın neticesi ne olur? Fener'in kazanması Rick'i renklendirir. Sayın Togay Bayattı, bu karşılaşmada size göre hangi takım daha ağır basıyor? Psikolojik açıdan Fenerbahçe ağır basıyor. Fakat teknik açıdan Galatasaray daha kuvvetli. Bu tip maçlarda bildiğiniz gibi siz de biliyorsunuz ki psikolojik olay daha önemli. Bence Fenerbahçe'nin şansı daha kuvvetli. Sayın Koloğlu, bu maçta size göre galibiyete yakın taraf hangisi? Bu maç klasik bir beraberlik maçı gibi geliyor. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı Lukovca'nın kalede oluşudur. Galatasaray'ın da en büyük sıkıntısı Uğur gibi bir adamın oynamayışıdır. Dolayısıyla iki taraf eşit gibi görünüyor ama bir galibiyet ağırlığı istiyorsanız o bence Galatasaray daha futbol olarak, pozitif futbol olarak daha ağırlığı var. O tarafa gülmesi lazım. Simović, maçın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Bu maç hakkında düşündüklerin? Bugün maç, bizim maç Fenerbahçe Galatasaray çok zor. Biz inşallah bu maç kazanıyoruz, o zaman bizim şans şampiyonluk için. İyi hazırlandık. Fenerbahçe'yi bekliyoruz artık. İnşallah bizim olacak. Fenerbahçe'deyken Galatasaray'a karşı oynuyordun. Şimdi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceksin. İçinde ayrı bir heyecan var mı? Zaten çok önemli maç. Onun için benim şahsi problemimden dışarı çıkıyor. Çünkü şampiyonluğu etkileyebilecek bir maç olduğu için eskiden Fenerbahçe oynamamın hiçbir şu anda anlamı yok. Bu benim için çok zor bir maç. Hakikaten Galatasaray'a geleli 6. sezon oluyor şimdiye kadar. Bir defa birçok kere yendik, birçok kere yenildik. Bu Galatasaray-Fenerbahçe maçtan ezeli rekabetinden doğuyor tabii. Benim açımdan çok zor bir maç. 2 aydır hemen hemen sakatım. Bugünkü maçı kazanacağımızı zannediyorum. Ahmet, yıllardan beri Galatasaray'da oynuyorsun. Bu karşılaşma zorlu bir karşılaşma. Şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Spor hakkında bir tahminde bulunan mısınız? Biz kazanacağız. Maçın başlamasına çok az kaldı. Bu maçtaki şansınızı söyleyebilir misiniz bir takım kaptanı olarak? Vallahi önce şunu söyleyeyim. Şu ana kadar yapılan her şey bana göre yalandı. Biraz sonra başlayacak hakemin başlama düdüğüyle iyilerimiz, doğrularımız belli ortaya çıkacak. Kazanacağımızı düşünüyorum. Kesin kazanacağız diyorum. Çok iyi hazırlandık. Kanaatimce 90 dakika sonra biz güleceğiz ya. Sayın Aykan Köseoğlu, bu büyük maçın hakemisiniz. Evet. Bu karşılaşmaların zorlukları bir hakem olarak size göre nedir acaba? Efendim, maçlar arasında büyük bir farklılık yok. Ancak biliyorsunuz Fenerbahçe, Galatasaray veya bir Beşiktaş, üç büyük kulübün arasındaki müsabakalar sanıyorum diğer müsabakalardan biraz daha stres dolu oluyor.
özellikle puan ve avaraj durumundan bir kritik durum yaratıyorsa, o biraz da bu elektriklenme veyahut da buna benzer nitelikte oyun içerisindeki centilmenlik dışı olaylar artıyor. Başarılar diliyorum. Ve sanıyorum ev sahibi ekip siz, evet. Fenerbahçe'ye de kural şansı için ilk sözü veriyorum. Buyurun. Öyle. Siz kazandınız Müjdat. Tekrar Osman ve Galatasaray hata başlamak üzere. Bir paralel pas ve sekiyor top. Ama kaleci Lukovcan biraz önce gördüğünüz gibi sert bir voleyle topu uzaklaştırıyor. Birden heyecanlı girildi müsabakaya. Aslında bu heyecan ne zamandan beri sürüyor sayın seyirciler biliyorsunuz. Ve Frekazi'nin çok sert kolları vardır fakat çok yumuşak gelen bir top bu. Frekazi tekrar atak devam ediyor. Erhan Frekazi şut pozisyonu çok sert. Avuta gidiyor bu top. Avuta gidiyor. Son derece sert. Ekranda Frekazi'yi hep birlikte görüyoruz 8 numaralı formasıyla. Lukovcan için çok çok tehlikeli ve aynı zamanda şanslı bir dakikaydı, bunu hemen sözlerimizin arasına ekleyelim. Ve Raşit yine bir tehlikeli pozisyon, Simović. Ahmet çeviriyor topu, birden bir kontratakla Fenerbahçe bu defa gol pozisyonuna girdi. Tankovic solda, sağda ise Derval. Evet sayın seyirciler, iki heyecanlı teknik direktörü ekranda birlikte seyrettik. Bir reji esprisi diyeceğiz. Aynı zamanda da top şu anda ceza çizgisinin 1-2 metre kadar dışarısında ve Simović Kayhan'dan gelen tehlikeli pozisyonda topu kapıyor. Bir başka rekor daha var. 4 Haziran 1930'da o rekor ise Taksim Stadı'nda. Kapıların kırıldığı müsabakayı 12 bin seyirci takip ediyor ve şu anda yine Galatasaraylılar bir tehlikeli pozisyondalar ve Frekazi'nin topu görüldüğü gibi önleniyor. Şu anda da top kaptan Müjdat'ta. Önder'den Kayhan'dan Şenol'a fakat Şenol'un sert şutunu İsmail önlüyor. Erhan. İlyas tehlikeli bir pozisyon. Önder. Kayhan ve faul. Faul Fenerbahçe lehine. Bu faulü Semih yapmıştı. Şu anda ekranda zaten Semih ile Kayhan'ı birlikte görüyoruz. Atış kullanılacak. Pesic. Simović. Ve tekrar Pesic. Pesic'in atışı ve yandan şut, gol! Evet! Bir anda kafayla Kayhan Fenerbahçe'yi 1-0 galip duruma yükseltiyor. Kayhan'ın 40. dakikadaki golüyle Fenerbahçe işte tekrar seyrediyoruz. Kayhan kafaya vuruyor Pesic'ten gelen top, bilelerde. Fenerbahçe 1, Galatasaray 0.
Lacivertli takıma aynı zamanda moral de getirdi sayın seyirciler ve hakem Hakan Köseoğlu'nun düdüğüyle ilk yarı sona erdi. Kayan gol pozisyonu nasıl oldu, anlatır mısın? Soldan pasörte yaptı. Birinci direğe gittim ben de tabi. Biliyordum birinci direğe daha önce de tahta yapmıştık. Çalışmış mıydın? Çalışmıştı. Birinci direğe gittim ve gol attım. İlk yarıda oyunu gördünüz. Evet. Genellikle tempo olarak da futbol olarak da rakiplerde tehlike olarak da çok daha iyi durumdayız. Zannediyorum bunun neticesi ikinci yarıda devam edecek. Bu şartlarda bu Fenerbahçe'ye yenilmemiz bana göre mümkün değil. Pesic sağ taraftan Osman'ı kaçırıyor. Osman'ın ortası, yakından vuramıyor. Vuramıyor yakından Kayhan ve bu arada gerilerde hemen Önder ortalıyor. Ortalıyor ve Ahmet'e çarpan top tekrar Kayhan'dan dışarıya çıkıyor. Frekazi kaçırıyor İsmail'i. İsmail'in ortası ve Cüneyt'in kafası avuta çıkıyor. Cüneyt'in yakın mesafeden vurduğu kafa avuta çıkıyor. Cüneyt topun gerisinde. Hakem gene 9-15'e getiriyor Fenerbahçe barajını. Frekazi atışı yapacak. Geliyor. Vuruyor çok sert köşeye ve Lukovcan. Müthiş bir frikik ve nefis bir kurtarış. Gerçekten maçın en klas pozisyonu sayın seyirciler. Frekazi, Yusuf tekrar pasını veriyor. Bir sat ama ondan önce Fenerbahçeliler. Ve yine Galatasaraylı İsmail'de top. Frekazi cezalarında, şut pozisyonunda ve çok sert vuruyor, avuta çıkıyor top. Çok sert vuruyor, avuta çıkıyor top. Ve orta başarısız. Top yine Sarı Lacivertli takımda. Kayhan, Sedat. Sedat'ın ortası ve birden araya giriyor ama vuramıyor Şenol. Birden araya giriyor Şenol, vuramıyor. Müjdat'tan Pesic'e, ondan kaptırılan bir top Erhan'a. Erhan. Mirsat, Yusuf, tekrar Mirsat, şut pozisyonu ve yandan avuta giden bir top. İlyas pasını Yusuf'a veriyor. Yusuf ortalıyor ve bu arada Lukovcan sert gelmeyen topu şöyle yumrukla ne olur ne olmaz der gibilerden kornere gönderiyor. Ve Galatasaraylılar korner atışlarını kullanıyorlar. Defansta daha başarılı Fenerbahçe aslında ikinci yarıda devamlı böyle bir taktik uyguluyor. Cezalarında bir tehlike var, Galatasaray tehlikesi ve yakın mesafeden top kornere gönderiliyor. Kornere gönderiliyor. Mirsat'a gelseydi büyük bir tehlike vardı. Cüneyt, İsmail sağ tarafta. İsmail'in ortası ve Yusuf'tan gelen top Lukovcan'da fakat karşı taraftaki yani Kem olsun, Hakan Köseoğlu olsun, korner var diyorlar. Lukovcan sinirli. Hakem Hakan Köseoğlu'nun etrafında Fenerbahçeli futbolcular var. Orada bir kırmızı kart var. İtirazlar hala devam ediyor. Abdülkerimsiz tabii devam edecek. Kırmızı kartı gördüğü için Fenerbahçeliler 10 kişiyle oyuna devam edecekler. Stanković üzgün ve düşünceli. Bu arada Abdülkerim'i nihayet yatıştırdılar ve oyun alanını terk etmesini sağladılar.
Korner atışı yapılacak. Hakem işaretini veriyor. İkinci yarının 28. dakikası. Prekazi atışı yapıyor ceza alanında. Erhan vuramadı topa. Erhan vuramadı. Yusuf götürüyor. Yusuf vuruyor ve bu defa Lukovcan kornere gönderiyor. Lukovcan kornere gönderiyor topu. Yine itirazlar var. Maçın 74. dakikasındayız. Fenerbahçe 1-0 galip durumda fakat 10 kişiyle oynuyor. Biraz önce Abdülkerim bir kırmızı kart görmüştü. Arif şu anda atışını yaptı. Arif'in atışı kafa ve yakından avuta gönderilen bir top. Yakından avuta gönderilen bir top Mirzat. Ve bu arada atış kullanılıyor. Prekazi yine falsolu bir atış Lukovcan fakat korner. Müsabakada heyecan iyice arttı sayın seyirciler. Galatasaray devamlı bastırıyor. Beraberlik golünü çıkartamıyor ve Cüneyt'in avuta attığı bir pozisyon ve kaçırılan bir fırsat. Çok üzgün Cüneyt, İsmail, Muhammed. Sağ tarafta Erhan. Erhan ortalıyor ve son dokunan İsmail Prekazi'ye kaptırıyor topu. Prekazi çalımını attı, götürüyor. Ortasını yapıyor. Sert bir kafa, Lukovcan çıkartıyor topu. Lukovcan çıkartıyor topu. Evet, Fenerbahçeliler de alkışlıyorlar. Arif, Kaptan Müjdat, Erhan, Cüneyt, Muhammed, Hasan girdi araya. Ahmet ileriye vurdu, kimse yok orada. Simović, neredeyse orta çizgiye yaklaşacak. Simović, uzun top vuruyor ileriye doğru. Prekazi ve sol taraftan bir hata, hakem önlüyor. Aykan Köseoğlu maçın bitiş düdüğünü çalıyor. Ve Fenerbahçe 40. dakikada Kayhan'ın attığı kafa golüyle maçı 1-0 galip olarak bitirdi.